Yani Kanuni'ye nereden gelelim? Kanuni'nin kalbi var mıydı? Kanuni'nin kalbi vardı herhalde. Yani bir kere Hürrem İki oğul, sultan. Dört torun mu? Kaç torun? Beş mi? Şunu bir söyleyelim. İki oğul, altı torun. Altı torun. Evet. Altı torun. Hatta ben geçtiğimiz bir ay önce Sivas'a gittiğimde Kanuni'nin öldürttüğü Şehzade Beyazıt ve dört torununun mezarının olduğu türbeye gittik. Yani orada olduğunu inanılıyor. Doğru mu yanlış mı bilinmiyor. Kapıda öyle yazıyor. Şehzade Beyazıt İran'a kaçtıktan sonra yakalanıyor, getiriliyor. Sivas'ta idam ediliyor. Ve dört oğluyla birlikte, oğlu yani. Dört oğluyla birlikte oraya gömülüyor. Fakat Sivas'ta şu anda bir yer türbe olduğu söyleniyor. Yani Şehzade Beyazıt'ın Şehzadeler Türbesi. Fakat kesin emin değiller. Yani öyle tam kitabe falan yok. Evet. Ey seraser aleme canım nasıldı? Canı cananım baba. Hayır hayır uydurma bezin bilmeyince böyle olur. Olsun. Ey seraser aleme Sultan Süleyman'ım baba. Pende canım canımın içindeki canım baba. Bayezid'ine kıyar mısın benim canım baba? Bir günahım hak bile devletli sultanım baba. İran'a kaçar. Babasına şiirle özür mektubu gönderir. Bir günahım günahsızım hak bilir Allah bilir. Devletli sultanım baba. Cevabı nasıl? Cevabı da şiir şeklindedir. Bir günahım değil mi? Bari tövbe kıl canım. Ne dediyse hepsine aynı şekilde cevap vermiş. Evet. Tabii evet. Şey, tabii şöyle diyelim. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın 10 veya 12 tane çocuğu oluyor. Bir iki tanesinin tam bilemiyoruz var mı yok mu oğlu mu kızı mı isimleri belli değil. Tabii en önemlisi Şehzade Mustafa herkesin de bildiği. 1553 yılında Nahçıvan Seferi sırasında Şehzade Mustafa isyan edeceği fikriyle öldürülüyor. Orası da ilginçtir. İran Seferi'ne Rüstem Paşa çıkıyor meşhur Vezir-i Azam. Yolda diyor ki Yeniçeriler Amasya'ya gidelim Şehzade Mustafa'yı görelim deyince Kanuni'ye ortalık karışık. Asker oğlun istiyor hemen gel. Süleyman Sultan Süleyman yola çıkıyor ve Konya Ereğli civarlarında oğlu da geliyor. Oğlunu da annesi falan uyarıyorlar gitme. Yani herkes tahmin ediyor. Baban seni öldürdü. Kimden o? Mahidevran. Mahidevran? Mahidevran'dan. İlk eşlerinden birisi. Evet. Hangisini diyorsun Sapa? Mustafa'yı mı diyorsun? Mustafa. Pardon ben Bayezid diyedim. Yok. Bayezid kimden? Beyazıt Hürrem'in. Hürrem öldüğünden sonra oluyor. Şimdi Mustafa... Yani Bayezid'i idam ettirdiğinde öbür oğlunu Hürrem hayatta değil. Hürrem 3 sene önce ölmüş. 3 veya 4 sene önce. Hürrem Paşa. Akıllı tabii. Şimdi Mustafa babasının otağına gittiği zaman bir tane ok geliyor. Ayağının dibine saklanıyor. Okun üzerinde bir mektup var. Açıyor. Gelme baban seni öldürtecek diye. Seven devlet adamlarından birisi ihbar etmiş. Kağıdı alıyor kuşağına sokuyor ve giriyor oraya. Ve orada öldürülüyor Şehzade Mustafa. Daha sonra 1553'te 1561'de Şehzade Beyazıt Mustafa Şehzade Beyazıt Sarı Selim'le mücadeleye giriyor ve sonunda devlete karşı asi duruma düştüğü için mücadeleyi kaybediyor ve İran'a sığınıyor. Daha sonra Şehzade Beyazıt da yakalanarak öldürülüyor. Tabii Şehzade Beyazıt çok dik kafalı bir adam. Yani dik bir şehzade. Tabii bunların en önemli sebebi ne? Sultan Süleyman uzun yaşamış. Aynı bugün kraliçe var ya. Elizabeth. Yani ben çocuktum. Charles tahta geçecek diye bekliyorlardı. Yani Charles ölüp gidecek hala Elizabeth duruyor. Duruyor. Bak bir seyircimiz Erhan Bey. Kanuni'nin cevabını göndermişler. Erhan Sayın Akça. Teşekkür ederim. Hafızamda var benim ezberimde o. Ey damadem mahsarı tuğyanı isyanım oğul. Takmayan boynuna hergiz tavkı fermanım oğul. Ben sana kıyar mıyım hiç Bayezid? Hanım oğul bir günahım değil mi? Bari tevbe kıl canım oğul. Tövbe hani senin dediğin şey biliyor musun? Türkçe ahenkli bir dil diyorsun ya. İdi. İdi diyorsun ya. Once upon a time. Ahenk. Bir işte. Zamanlar. Çok güzel. Yani orada ne şey. Ben sana kıyar mıyım hiç Bayezid hanım oğul? Bir günahım değil mi? Bari tevbe kıl canım oğul. Yani. Yani ayrı bir şey. Tabii. Ne kadar bunu ayrı bir şey. Bunu Türkçe söylesen ne yapardın? Nasıl söylersin? Yani bugünkü uydurukçayı. Çaput yapıt hikayesi. Ey de madem mazharı tuğyanı isyanım oğul. Mazharı uydurmadılar henüz. Tuğyanı isyanım oğul. Baş kaldırısını bilmem neden beri yapan bilmem ne Erkil oğlum. Herhalde böyle bir şey çıkardı. Evet sonra. Bir iki kelime dışında nasıl rahat anlaşılıyor? Çok.
Yani evet. Bir de ahenkle gidiyor yani. Orada. Canım bu edebi değil. Burada evet. Böyle yazıyor. Tamam. Konuşurken böyle söylemiyor tabii. Ki. Gel git ben senin diyor. Bilmem böyle konuşuyor. Bak o nerede çıkar biliyor musun? Şeriat sicillerinde hocam. Oo. Kavgalar var şimdi. Para diyor doktor nokta şunu dedi diyor. Yani hiç değişmemiş. Sistem aynı. Mahkemeye veriyor. Hakaret etti. Bilmem ne yaptı diye. Dil gidiyor. Şimdi iki oğlunu öldürtüyor. Sözünü kestim affedersin. Evet sevgili seyirciler. Erhan aslında çok güzel bir şey söyledi. Şey yapmak gerekirse pahalı. İşinize yaramayabilir. Hani konunun uzmanı değilseniz ama bir kütüphaneye gidin veya İSAM'a gidin. O şeriye sicillerini yayınladılar. Böyle bir şey. 40 cilt. Yani mahkeme kayıtları eski. Oradaki hakaret davalarına bakın. Adamlar bugün biz nasıl küfrediyorsak bundan 400 sene önce de aynı şekilde küfrediyor. Değil mi hocam? Yani ana baba bilmem ne hepsi ifadeler aynıdır. Dediğimiz şey demin kanunun okuduğumuz masaratı uyan isyanı mı oldu mesela. Onlar edebi dilde geçen şeylerdi ama konuşurken ben senin diyor evvel ahir ve daha ahenkli küfrediyorlar. Eski küfürde ahenk vardır. Hatırlıyorsun ben sana ekranda söyleyeyim. Evet. Saray küfürlerini bahsetmiştim. Salıncakla falan böyle ıspanakla. Tabii o şey dediğin gibi bakılacak 40 cilt bir yere konulacak hali yok. Ama oradaki küfürlere falan bakın. Merak ediyorsanız ve günlük konuşmayı görürsünüz. Tabii. Karı koca kavga etmiş. Mahkemeye gitmişler. Komşusuyla. Kadın hakime, ay karı koca boşa beni bu herif diyor. Bugün ne deniyorsa onu söylüyor. Evet. Ama en ilginci şeydi bir kadınla kızı muhtemelen hastalar yani akıl hastası. Fatih'te mahallede önüne gelene küfrediyorlarmış. Mahalleli toplanıyor bunları şikayet ediyor. Devlet bunları Eyüp'e sürüyor. Daha sonra orada Eyüp'teki kayıt, Eyüp'tü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Eyüp'teki kayıtta da aynı hadiseler ortada cereyan ediyor. Oradakilerin de canına taf demiş. Bu kadın ve bir de kadın bir şey de yapamıyorlar. Erkek olsa döverler. Bu kadın ve kızı diyorlar sokakta gelene gidene muhtemelen hastaydılar. Yani o psikolojik bir rahatsızlıkları vardı. Ama denk gelmiş iki sicilde orada denk yayınlanınca orada gördük onu kaydını. Çok mesela. Güzel. Yani enteresan yani öyle şey. Yani olsun. Hayat yaşama yaşam tabii. Görülüyor doğru. Orada. Bu Türkçe Türkçeden bahsediyorsun. Surname'nin metni de hakikaten Türkçe açısından araştırılmaya değer. Fevkalade güzel, rahat anlaşılır tabii. Bir Türkçedir. Evet. Yani o şeyde yapıyorlardı işte eski Türkçe Osmanlıca anlaşılmaz. Yani bir iki edebi bir metni koyuyorlar öyle yok, değil. Yok anlaşılıyor. Yani şey diyordun hemen. Macaristan'a gidelim. Ha, yani şeye gidelim. Şimdi Kanuni hayatı boyunca 13 tane sefere bizzat çıkıyor. Yani şimdi tabii Avrupa tarihine biraz baktığımızda bunun kıymetini şuradan anlıyoruz. Avrupa'da bazı krallar da şimdi ordunun başında sefere çıkan hükümdar as veyahut en fazla meşhur Tudorların Henry, 8. Henry. Bir tane doğru dürüst seferi var adamın. O şeyi alıyor, bir tane kaleyi alıyor. Övünüyorlar. Şöyle aldı, böyle aldı. Onu da 3 sene sonra, 4 sene sonra Fransızları geri iade ediyor aynı dönemde. Kanun 13 tane uzun sefere çıkıyor. Yani 1500-2000 kilometre uzağındaki seferlere. Fakat kut hastalığından rahatsız olduğu ve vücudu şiştiği için son yıllarında sefere çıkamıyor. Çünkü hareket edemiyor. Hareket kabiliyeti kısalmış, azalmış. 1553'ten sonra da hayatının son 13 yılında oğlu Mustafa'yı öldürtmüş. Şehzade Beyazıt öldürtmüş. Hürrem Sultan ölmüş en önemlisi 1558'de. En büyük desteği. En büyük desteği paylaştığı, hayatı paylaştığı kişi vefat etmiş. Kendi içine kapanmış. Ve bu arada da tabii biz de hep derler ya padişahların astı astık kestik. Bir öyle değil. Bizim millet, ben tarihte onu gördüm. Herkes eleştiriyor. Kanuni, manuni vesaire hiç tabii önemli değil. Yani yolunu kesiyorlar. Özellikle enteresan yaşlı kadınlar. Sadrazamın yolunu kesiyor. Sen diyor ne biçim sadrazamsın ekmek kaça satılıyor görmüyor musun diyor. Veya padişahın önünü kesiyorlar. Yani şikayet ediyorlar, dertlerini söylüyorlar. Minyatürleri bile var. Evet. Çelebi Mehmet'e mi var? Sevmediği minyatürler. Murad'ın. Sevmediği değil, güvenmediği, itimat etmediği. Güvenmediği, evet. Sonra sevip sevmemiş şey yok ki kalkacık bulgacık adamlar gözüküyor minyatürde. Tabii siyasetin o dönemde aktif olarak cereyan ettiği yerlerden biri camilerde padişahın aleyhine vaazlar verilmeye başlanıyor. Diyorlar ki bunun sultanlığı, halifeliği makbul değildir. Devlet ordunun başında sefere gitmiyor, sarayında oturuyor. Tabii bu gayri memnuniyetler artınca. Bir de şey var yani sefere gidildiği zaman kazançlar var. Asker hareketleri, asker para getiriyor.
şey askeri memnuniyetsizliği İstanbul esnaf orada. Şey yapılıyor. Evet. Tabii zafer elde ediliyor. Psikolojik üstünlük, motivasyon oluyor. Sonra da 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'ın arası bozuk. Şey Avusturya ile Macaristan yok o zaman da. Avusturya üzerine bir sefere çıkıyor. Son seferini Zigetvar'a. Eyüp Sultan'a gidiyor. Daha önce burada söyledik. Osmanlı seferleri Eyüp Sultan'dan başlar. Eyüp ziyaret edilir. Türbede dua edilir. İlk baharda. Baharda gidilir tabii. Genelde Nisan'la Eylül arasında 6 aylık bir sefer mevsim vardır. Ardından Fatih Türbesi'ni ziyaret ediyor. Kurbanlar kesiliyor. Sadakalar dağıtılıyor. Ve yaşlı, 72 yaşında. Vücudu şişmiş. Hareket edemeyecek bir halde olmasına rağmen at üzerinde çıkıyor. Çünkü padişah orada kazara arabaya binse halkın gözünde düşecek. Tabii. Yolda arabaya biniyor. Ve sefer güzergahında Zigetvar Kalesi'nin Osmanlı topraklarına zarar verildiği ortaya çıkınca o komutanlarla kararlaştırıyor ve Zigetvar üzerine gidiliyor. 1566 Eylül'ünde Zigetvar bir aylık kuşatmada. Nerede Zigetvar? Macaristan'da bunun güneyinde. Peçte'ye ne kadar? Peçte 30 kilometre. Evet. Peçte mi Peç mi? Peçte'ye. Başkente. Başkente. Peçte Japonya'da anladım, sanki. Yok. Başkent 3 saat falan sürüyor otobüste. Arabayla. Arabayla. Arabayla 3 saat falan gittik biz. Yani şeyde daha doğrusu. Bayağı uzun. Sırbistan, Hırvatistan sınırına yakın güneyde. Macaristan'ın bugün en güneyinde kalmış. Oraya gidiyor sefere. Kale kuşatılıyor, bir türlü düşmüyor. Çünkü kale biraz kale sonra de resimlerini gösteririz. Müthiş bir kale. Yani evet. Ada kale zaten adı üstünde. Sularla çevrili, dört kalede müteşekkil, evet. Bataklıklarla çevrili bir kale. Kanuni orayı kuşattığı zaman kalenin sahibi kim? Kalenin sahibi o dönemde Avusturyalılar. Avusturyalıların da. Macaristan tabii şey olmamış ve kale komutanı da Hırvat. Yani Hırvat asıllı birisi, Zirengi. Osmanlılar kaleyi kuşatıyorlar, Kanuni alınmadan. Ölüyor. Kale düştü mü, kale düştü mü diye sorarken ölüyor. Sokulu Mehmet Paşa onun yani, ölümünü saklıyor. Göremiyor şeyi. Ve bir veya iki gün içerisinde kale fethediliyor. Tabii kaleyi yakıyor bizimkiler. Yani kalenin surlarını yakıyorlar, yakarak ele geçiriyorlar. ve kale komutanı Zirengi yakalanarak öldürülüyor. Zirengi demedi, tam kim? Zirengi. 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 Hırvat asıllı ama bugün paylaşamıyorlar. Hırvatlar ve Macarlar bizim kahramanımız diyorlar. Tabii işin ilginç tarafı şu. Adam mağlup olmuş. Kellesini kaybetmiş. Kahraman. Yani çünkü sonra şunu da düşündüm. Tabii o önemli son yıl Macaristan tarihinde, Hırvatistan tarihinde son yıllarda hep mağlubiyetle geçiyor ama uzun süre direnenini kahraman kabul ediyoruz. Ama bu kadar zaman kaleyi elinde evet, tutuyor. Diyayı tutmuş. Hemen teslim olmuyor. Evet. Ve onun için gene Kanuni kahraman. Sultan Süleyman tabii öldüğü zaman bir tahnit yapılıyor. Nasıl bir tahnit yapıldığını bilmiyoruz. Yani o teferruatın sadece misk ve amber ile vücudunu diyor. Onun mesela şu önündeki kitapta sarayda. Efendim? Evrak yok mu sarayda? Yok. Yok. Yani sadece 2. Süleyman hakkında 1691-87-91 yıllar arasında hükümdarlık yapan 2. Süleyman'ın tahnidi ile ilgili bir belge var. Rahmetli Halil Hoca Sahilioğlu yayınladı. Çünkü padişahın öleceği biliniyormuş orada. Tahnit malzemesini alıp gitmişler. Tabii bu çok kıymetli bir belge. Tahnitle ne tür ot mot o dönemde kullanılıyorsa onlar çıkmış. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi'nde Halil Sahilioğlu yayınlamıştı. Fakat Kanuni'nin işte Zigetvarname adı verilen 3-4 tane kitap var. Feridun Ahmet Bey'in Nusretü's Selahaddin'i. Merahi'nin kitabı, Agahi'nin kitabı veya Selaniki tarihinde bilgiler var. Vücudunu kokuyu bastırmak için çeşitli kokularla sürüyorlar. Muhtemelen iç organlar karın yarılıyor çünkü Fatih'ten biliyoruz onu, karnı yarılıyor, iç organlar çıkarılıyor. Ve belli bir sürede defnetmişler toprağın altına. Çünkü muvakkaten bir defin var. Yani tamamen siz toprağın üstünde kalmamış. Cenazeyi mi defnetmişler? Öyle, öyle, belgelerde öyle geçiyor. Emaneten konulduğu yer diyor. Fatih'i mi Kanuni? Kanuni. Ha. Yani çünkü 30-40 gün orada kalıyorlar. Çok uzun süre kalıyor. Selim Manisa'da. Kokmasın diye, havayla temas etmesin. Bir taraftan tahnit ediliyor. Selim'e mektup gidiyor Manisa'ya. Padişah, yeni padişah gelsin diye. Selim gelene kadar Sokullu orada oyalanıyor. Kaleyi tamir ediyor. Askerlere para dağıtıyor. Sınırda güvenlik önlemleri alıyor. Çevreye asker gönderiyor. Tabii o dönemde padişah yani mühimmat kayıtlarından anladığımız kadarıyla
muvakkaten ve emaneten defnedildiği yer diyor. Gömülmüş bir yer. Gömülmüş. Yani o belgelerden o anlaşılıyor. Tabutta belki yani. Açık İşte tabutun içine koyup mu gömdüler? Nasıl koydular bilmiyoruz onu. Tabutla gömmüşlerdir. Teferruatını bilmiyoruz. Sadece o yani bu da ilginç bir şey yani emaneten diyor konulduğu yer. Tabii orada sefer sırasında Kanun'un türbe şeyi otağı şeye çok yakın kaleye. Fakat düşman tehdit edince otağı biraz geriye çekiyorlar hastalıktan dolayı da ağaçlık bir yere çekiyorlar. Orada vefat ediyor. Daha sonra cenazeyle birlikte ordu Belgrad'a doğru gidiyor. Bugünkü Sırbistan'ın başkenti. Şehzade Selim de Manisa'dan Belgrad'a geliyor. Hı. Ve bir şeyde çadırda tahta çıkıyor. Tabii. Biat ediliyor. Ordu Belgrad'a geldiği zaman... Minyatürü var, çok güzel. Evet, burada var. Hı. Sokullu Mehmet Paşa hafızlara... Göstermiyor. Hocam minyatür deyince gözü parlıyor. Tabii. Gözü parlıyor, haklı da. Görsel kararıyor. Görsel belge. Başka bir şey yok. Görsel belge. Doğru. Hayali biraz ama. Evet. Belgrad'a gelindiği zaman... Hocam siz öğrettiniz. Hocam buna bir şey söylenmez. Hoca öğretti. Evet canım. Suçluyum hakim bey deyin hocam. Ben minyatürün gerçek görüntüyü vermediğini sizden öğrendim. Allah razı olsun. Evet abi. Belgrad'a yaklaşıldığında Sokullu hafızlara emir veriyor ve Kur'an okunuyor. Asker zaten hissetmiş. Çünkü sultan gözükmüyor 30-40 gündür. O arada Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandığından bütün ordu ağlamış. Yani bu çok büyük bir sahne aslında. Ne olmuş? Bütün ordu ağlamış. Hı. Yani 100 bin civarında muharip. Geri hizmet kıtası olan askerlerin hepsi ağlamış. Yani bütün orada ağlıyor. Yani kendilerini zaferden zafere koşturan bir hükümdarın ağlaması çok güzel bir film sahnesi olur aslında. Ya. Yani ve orada... Efendim şeye geleceğiz sevgili seyirciler. Filme göstereceğiz şimdi. Oradan... Kilise olduğu doğru mu diyorlar? Kiliseyi birazdan göreceksiniz. Doğru. İstersen bir film verelim de. Ya, şeyi söyleyelim de kısaca ondan sonra. Daha sonra ordu İstanbul'a geliyor. Kanun üçüncü kez cenaze namazı kılmış. Üç kere cenaze namazı kılmış. Bir çadırda. Çadırda. Belgrad'da ve İstanbul'da. Belgrad'da İstanbul'da defnediliyor Süleymaniye'ye. Daha sonra oğul ikinci Selim Zigetvar'da babasının gömüldüğü yere bir türbe yaptırıyor. Ve türbenin çevresine de bir palanga yaptırıyor. Küçük kale. Mesela burada. Palanga. Palanga küçük kale. Kale yani. Bir tür kale ama küçük. Biraz sonra şeyi göstereceğiz orada. İlk defa mesela 1660'lı yıllarda kalenin bir planını yapmışlar Macarlar. Bir oradaki görevli onu yapmış. Ve daha sonra Sokullu Mehmet Paşa da türbenin içine bir cami ve halveti tekkesi yaptırıyor. Büyük bir külliye haline geliyor. Şimdi benim anlamadığım şu. Şunu bir kısaca anlat da ama kısa anlat. Uzun uzun konuşuruz. Sonra filme gelelim. Macarlar ne arıyorlar şimdi? Şimdi... Ne o yani? Ha, şöyle diyelim. Söyleyeyim şimdi, mi daha amiyane 1913 yılı. Kardeşim ne dönüyor orada? Ha, 1900... Turistik program mı bu? Turist celbetmek için yok. Mi? Siyasi bir şey mi? 1913 yılında Türkiye'nin konsolosu ve Türkiye'den bazı alimler Macaristan'a gidiyorlar. Zigetvar'da Macar görevlilerle birlikte bugün biraz sonra resmini göreceğimiz kilisenin kapısına büyük bir kitabe kazıyor. Öyle kilise de varsa bu kilise neydi? Bu kilise... Macar halkı tarafından Türbek diye anılan, Türbe Kilise diye anılan bir yer. Ne zaman yapılmış? İşte onu kestim. Şöyle, Kanuni'nin türbesi 1689'a kadar duruyor. Neden duruyor? Çünkü bizim toprağımız. Hı. 1689'da Avusturyalılar burayı işgal ediyor. En başta bunu söylemen lazım. Ha. İşgal ettikten sonra 1693 yılında bir görevli türbeyi yıkıyor, mermerlerini satıyor, altın yaldızlı bir tavanı varmış. Onu da bir yana da satmış. 3000 Avusturya parasını o dönemde. Fakat daha sonra yakın zamana kadar bilinen bilgi oraya bugünkü bir Katolik kilisesinin yapıldığıydı. Cizvitlerin yaptığıydı. Fakat bu Macarlar daha önceki yazılarına da baktığımız zaman orada kilisenin olduğu yerde Kanun'un türbesi olmadığını, çünkü kilise gibi kendilerine göre mübarek olan bir yerde kendilerinin kafir olarak gördükleri bir sultanın üzerine kilise yapmanın doğru olmadığını, bu yüzden de oraya kilise yapılamayacağı yönünde yazı yazan Macar milliyetçileri vardı. Şimdi daha sonra Macarlar geçtiğimiz yıllarda Kanun'un türbesinin başka bir yerde olacağını, kilise çevresinde bazı sondaj kazıları yaparak başka bir yerde olacağını iddia ettiler ve o kiliseye yakın bölgede basına da yansıyan bir Türk kasabası bulunduğu şeklinde bölgede Kanun'un türbesinin olacağı yönünde kanaat belirttiler. Bu konuda da
görüşlerini bizle paylaştılar. Gittik. Bir sürü araştırma yapmışlar. Jeofizikçiler yapmış, coğrafyacılar yapmış, tarihçiler yapmış, arkeologlar yapmış. Ama buldukları, daha önceki programda da söyledik, 3-5 tane çanak çömlek. Yani türbenin ne temeli var, ne türbeyle ilgili Türk kiremitleri var, ne tuğlalar var. Hiçbir şey yok. Ve kaynakları bana göre bazı yerde yanlış yorumluyorlar. Çünkü ben orada kalktım, söyledim. Üzüm Tepesi diye bir yerde türbenin olabileceğini tahmin ediyorlar. Şimdi o, sence türbe o kilisenin olduğu yer mi? Arkeolojik, ben şimdi şöyle, kaynaklarda ve daha önceki yazılara göre kilisenin olduğu yerde türbenin olma ihtimali onların söylediği yerden daha fazla. Senin kanaatin? Ya benim kanaatim orada. Orada. Şimdi şu şeyi görelim de, evet. Herkes film diyor çünkü. Evet, hangisinden başlayalım? Filmin başında şey var. Onu Galiçe şehitleri. Ondan da bahsedelim, gidelim. Galiçe şöyledir. Galiçe'yi bir anlatsın. Birinci Dünya Savaşı'nda sınırlarımızın dışında savaştığımız ve şehit verdiğimiz bir bölgedir. Bu bugünkü Polonya ve Ukrayna sınırları içinde olan bir bölgedir Galiçe. Fakat Galiçe'de 15 bin civarında kayıp, yaralı, şehit veriyor bizim ordumuz. Oradaki askerlerimizin bir kısmı Avusturya-Macaristan müttefikimiz olduğu için o dönemde Macaristan'daki Budapeşte'deki hastanelerde şehit olmuş. Ve onlardan 480 tanesinin mezarı 1926 yılında Macaristan Budapeşte'de defnedilmiş. Ha, Peşte'deki mezar. Peşte'de, yani Galiçe, evet. Galiçe çünkü şeyde Polonya, Ukrayna arasında. Galiçya'da sahip çıkmışlar o zaman. Şeyde Galiçya diyorum, Budapeşte'de Türkiye'den ve Macar yetkililer. Orada çok da güzel, daha sonra 2000'li yıllarda elden geçmiş mezarlık. Bir çok, temizlenmiş, gördü. Çok güzel. Mezar, yani şey, oraya gittiğimizde biz Macaristan'a ilk heyetle birlikte, hocamla birlikte oraya gittik. Türk diplomat. Peşte'ye ne kadar mesafede bu? İçinde. Şehirde. Şehrin içinde yani. Şimdi evet, ilk öncüm, önce mezarlıktan başlayalım, Galiçya'ya. Yalnız Galiçya o mezarlık, ama biz ilk günde anlayamaz nerede bitecek. Biz orada durmasını rica ederiz. Hı hı. Sonra o Kanuni'nin mezarının olduğu kiliseye Sigetvar Kalesi'ne geleceğiz. Evet efendim. Şimdi evet. Burası Galiçya. Bir dakika, bizim sesimiz gidiyor mu yayına? Evet. Gidiyor değil mi? Evet. Şimdi anlatalım. Burası. Ya burası Budapeşte de Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya cephesinde, Ukrayna-Polonya sınırları içindeki Galiçya adı verilen bölgede şehit olan Türklerden 480 tanesi Osmanlı kişinin insana tane denmez. Burada ayıp mezarı var. Bunlar 1926 yılında bu mezarlık yapılarak buradaki mezarlık bu halini almış. Yani Türkiye sınırları dışında Türk ordusunun... Sevgili seyirciler, özür dilerim. Kameramanı görüyorsunuz. O temennilerinizi bana değil. O da kameramanın ismi yazıyor. Ona söyleyin. Rica da ettim. Hareket ettim mi makineyi? Yavaş dön dedim. Zoom'u yavaş yap dedim ama yok. Ben ama bu bir alışkanlık. Herhalde o kadar yani, kolay değil. Profesyonel kameraman mıyız biz senin gibi? İlk defa elini aldı. Bak efendim, kameraman arkadaşlarına bir dinliyor. Temennilerini söyleyebilirsiniz. Evet. Yani burası dediğimiz gibi hep anlatırlar ya dersinde Galiçe cephesi. Orada şehit olan Türkler 480 tanesi burada. Kişi. 480 tane Türk. 480 şehit. Şehit burada tane yatıyor. Tane koyundan kuzudan. 15 bin civarında yaralı ve şehit verildiği ifade ediliyor bu cephede. Burası park mı şu anda yoksa ayrı burası bir mezarlık? Burası mezarlık. Bu mesela buranın biraz ilerisinde de Müslüman mezarlığı da var. Yani çeşitli mesela Sokullu Mehmet Paşa'ydı galiba değil mi hocam? Sokullu, evet, Mehmet Paşa'nın Mehmet Paşa. 1900 yıllarda ölen torunlarından biri yatıyor mesela, evet, orada. Kaç tane? Bir kişi yatıyor. Bir kişi miydi, bir aile miydi, öyleydi. Şimdi ve bu nedir? Bu dikilmiş var olan abide. Anıt. Oraya. Mezarlığın girişinde. Mezarlığın girişinde. Türk arkadan da şehit böyle yani, evet, bu şehitlerin isimleri yazılı. Bu şimdi onları göreceğiz. Enteresan isimler var. Evet Arhan. Yani bu dediğimiz gibi mesela burada Yahudi, Rum, çeşitli Osmanlı tebaasından şehit olmuş vatandaşlarımız var. Daha önce nasıl birçok yerde. Birinci Dünya Savaşı Galiçe cephesi şehitleri. Hı hı. 1916. Ya, İkinci Şuban'da kaldırsana ya. 17'de. Evet. Konuş Arhan. 1916-17'de cephede şehit olanlardan gömülenler var. Mesela genelde 20-25 yaşlarında, fakat 50 yaşlarında savaşa gitmiş, şehit olmuş orada Osmanlılar da var. Yani yaşlar oldukça. Şimdi isimler geliyor. Evet. İnşallah çekmiştir Arhan. Tabii şey yok. Çoğunda maalesef
Genelde memleket olur. Doğmuş oğlu Osman. Memleket yok. 18 yaşında. Nereli evet. olduğunu. 18 yaşında dediğin doğru. 18 yaşında. Mehmetoğlu Osman. 97, 17, 20 yaşında. 20 yaşında. İşte efendim Birinci Dünya Harbi. Ferruh Alioğlu Mehmet. Sabır olmadığı için herhalde koşa koşa şey gibi. Ama program var koşturuyorduk yani. Evet. Hocam program nasıl bekleyecek? Oradaki önemli isim. Daha az biliyorum. Ha şimdi. Evet. 85-18. Kadrioğlu. 15-33 yaşında. Numanoğlu Şevki. 30 yaşında. Evet. Evet efendim. Kütükoğlu Osman. Şevki. Bu yaşı fazla biraz. Kütükoğlu Osman. Evet. Akraba falan değil mi? Değil. Rahmetli Bekir Kütükoğlu geldi aklımıza. Ya hakikaten. Fakat şurada bir enteresan isimler vardı gayrimüslim. Var, evet. Ya vardır ya Galatasaray Lisesi'nden gidip şehit olmuş çeşitli gayrimüslimler vardır. Bu birçok yerde vardır öyle. Zaten şeydir. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı gayrimüslimleri askere alamamıştır. Mahmut İlk defa başlatmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında adam gibi hem gayrimüslimleri hem de Türklerden de muaf çoktu biliyorsun. Ulema gitmez, İstanbul'da gitmez. Hepsini almışlar. 2,5 milyon civarında bir ordu. Mahmut Şevket Paşa başlatmıştır onu. Taksim'de bir konuşması vardır. Merak edenler Şehval dergisinde bulurlar. Bak mesela 1867-1933 51. 51 yaşında. 51 yaşında. 53 yaşında. Ha 51 pardon. 51 yaşında. 67 değil mi o 67 evet. 67'li. Bu mezarı şehit değil genel kurmay mı yaptı adam? Çok güzel yapılmış. Evet. Ha birkaç sene önce bir toplu halde şey yapıldı o şehitlikler. Elden geçirildi galiba onlar ya, dedi. Çeşitli kurumlar geçiriyor. Yani ya elçilik sahip çıkıyor. Ya yani mesela ben Ürdün'de bir şehitlik 1990'lı yılında genel kurmay tarafından yaptırılmıştı. Hı. Orada mesela İngilizlerin şehit ettiği birçok asker. Bu son şeylerde bunları elden geçiriliyor. Sevgili seyirciler kaçta yapıldı soruyorlar. Ne zaman yapıldı diyorlar. Şey. 1926'da ilk yapılmış. 2000'li yıllarda tam hatırlamıyorum şimdi orada görmüştüm. 2000'li yıllarda elden geçirilmiş. Burada şunu da söyleyelim. Bunu daha sonra Sayın Bakan programımıza davet edeceğiz biliyorsun Veysel Bey'i. Orada da kendisine de söyleyeceğim ama yani Veysel Eroğlu'dan şunu rica ediyorum. 2015'e doğru Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümü için Çanakkale'deki şehitlikler elden geçirilmeye başlanacağı ve ihaleye çıkıldığını duydum. Ya. Bizde maalesef şehitliğin elden geçirilmesi ve tamir edilmesi mermere yığılması demek. Ya, Veysel Hocam, oradaki İngilizlerin, Yeni Zelandalıların mezarları gibi sade mezarlık istiyoruz. Yani biz orayı mermer deposu istemiyoruz. Yani sen... Yani orada... Çanakkale'deki şehitlerin mezarını yapacağız diye, yani oranın tabi ortamı bozulmadan, yol yapacağız diğer taraf asfaltlanmadan Erhan'cığım, mezarlık şehitlik ihale edildiği vakit, o fatura mermer mühim bir şeydir. 23 tane mezarlığın ihale edildiği yani, söyleniyor. Yani bu ihaleye çıkıldığı... Burada ne yapıyorsunuz? Efendim? Burada biz bu ziyareti yaptık. En sağda... Bir dua okuyan olmadı mı hiç? Aha, okundu. Okundu dua okundu. Maşallah. Kur'an-ı Kerim okundu orada. Erhan okudu bir tek. Yok okundu. Kur'an-ı Kerim okundu orada. Ha öyle mi? Orada ha. Okundu. Kur'an-ı Kerim de okundu. Orada tabii şey var işte oradaki diplomatik yetkililer. TİKA Başkanı Serdar Bey var. Oradan. Halimoğlu şimdi bir dakika. Halimoğlu Yakup. 38 yaşındaydı. Musevi. Evet. Bitiyor mu? Bitiyormuş. Bir tane daha yok muydu bu şekilde gaymış? Reklam varmış. Reklam mı var? Efendim bir dakika şu bitsin de öyle girelim reklama. Serdar Bey şey yapıyor yanımızda. Evet efendim. Yaprak kurumuş yaprakları görüyoruz. Erhan romantik olduğu yaklaşıyoruz. İçin. Yaklaşıyoruz. Aliçoğlu İbrahim bak. Paliçoğlu. İbrahim. İbrahim oğlu Aguş. Onlar nedir? Ya, o Rumeli'li bunların bir kısmı Rumeli'li muhtemelen. Bir iki tanesinde boşnak. Hüseyin oğlu İbrahim. Mesela bunlar. 20 yaşında bak. Ne kadar genç daha 20 yaşında. Mehmetoğlu Yunus. Rakoğlu Yusuf. Şurada. Neyse ben sana vizör falan nedir onu anlatırım. Gördüğün Allah yer. Allah razı olsun. Altta kesmeyeceksin böyle. Burç oğlu Ali. Ne güzel isim Burç. Bak şu enteresan. Dilmarat yolu Kastettin. Evet. Kaç yaşında? 82, 36. 36 yaşında. Hepsi beraber uyuyor. Evet. Evet.